Merhaba sevgili gençler. Çok istenilen biyoloji şifrelerin ile karşınızdayım. Kısa sürede 2000 abone olduk. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoda akılda kalıcı biyoloji kodlamaları bulacaksınız. Bu kodlamaları ara ara tekrar ettiğinizde daha hızlı ve kalıcı bir öğrenme tekniği yakalamış olacaksınız. Ayrıca TYT'de ve AYT'de bu şifrelerle soru çözmek hem netinizin artmasını hem de zaman kazanmanızı sağlamış olacak size bir müjdem var. Tabii bir de isteğim. Bu videoya bin beğeni geldiği anda sadece sistemlerden oluşan biyoloji şifreler 5'i de hemen yayınlayacağım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden biyoloji şifreler 4'ün içerisinde hangi kodlamalar varmış birlikte bakalım. İlk şifremiz omurgalı hayvanların evrimsel gelişmişlik sırasıyla alakalı arkadaşlar. Baktığımız zaman omurgalı hayvanlar, balıklar, İki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere beş sınıfa ayrılıyor arkadaşlar. Bu sınıf, şube, alem ne demek? Karıştıran arkadaşlarımız için kısaca hayvanlar alemi adı üzerinde alem arkadaşlar. Hayvanlar alemi. Bunun altında ne var? Şube var. Şube ne? Omurgalı hayvanlar. Bu şubemiz. Aşağı indiğimizde ne var arkadaşlar? Mesela örnek verecek olursak balıklar dersek bu da sınıf olmuş oluyor. Yani burası alem, burası şube, burası da sınıf. O zaman baktığımda omurgalı hayvanların neyini bakıyoruz arkadaşlar? Sınıfının evrimsel gelişmişlik sırasına bakıyoruz. O zaman kodlamamız nasılmış? Benim kuzum, senin kuzunu meletir olarak bakıyoruz arkadaşlar. En basit olan omurgalı hayvanımız balıktır. Daha sonra İki yaşamlılardan örnek olarak kurbağadır. Daha sonra sürüngen, sonra kuş, sonra memeli olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Evrimsel gelişmişlik sırasını yazıyoruz. O zaman omurgalı hayvanlar içerisindeki en gelişmiş canlılar nelerdir? Memelilerdir diyeceğiz. Peki biz hangi sınıfa? dahiliz arkadaşlar memeliler sınıfına dahiliz o yüzden ne olmuş oldu omurgalı hayvanlar evrimsel gelişmişlik sırasına benim kuzum senin kuzunu meletir olarak kodlamış olduk gelelim ikinci kodlamamıza İkinci kodlamamızda arkadaşlar sindirime yardımcı organlar ile alakalı. Bunu kitaps olarak kodluyorum. Yani hani İngilizce düşünecek olursanız şu S harfini çoğul anlamında gibi düşünebilirsiniz. Kitaps olarak kodladığımda karaciğer, tükürük, Pankreas ve safra kesesi arkadaşlar bunlar sindirime yardımcı organlardır. Sindirim sistemini Videosunu anlatırken ne yapmıştım arkadaşlar? Ben bunların her biriyle alakalı soruları sizin karşınıza getirmiştim. Onu da izlerseniz sindirim sistemi ile alakalı takıldığınız bütün noktaları halletmiş olacaksınız. O zaman sindirime yardımcı organlar dediğimiz yapılar neymiş arkadaşlar? Karaciğer, tükürük, pankreas ve safra kesesiymiş. Burada önemli olarak hatırlamamız gerekenler Safra kesesi içerisinde safra üretilmez. Bunu üreten karaciğerdir. Karaciğer safrayı üretir. Nereye verir? Safra kesesine verir. Safra kesesi depolar. Peki bu safra içerisinde kimyasal sindirimi sağlayan bir şey var mı? Yok. Sadece yağların mekanik sindirimini sağlayan bir şey var arkadaşlar. O zaman sindirime yardımcı organları kitaps olarak şifreledik. Bu şekilde de 3. şifremizle devam edelim. Mitozun evreleri arkadaşlar. Mitozun evreleri ve mayozun evreleri aslında çok ortak noktaları var. Mitozun evreleri ip -mat diye kodluyoruz. Bunlar interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere beşe ayrılıyor. Baktığımız zaman mayoz 1'de de bunlar var arkadaşlar. Mayoz 1'de de bunlar var. Ancak mayoz 2'de ne yok arkadaşlar? Interfaz yok. O nedenle biz bu mitozun ve mayozun evreleri olarak bunu kodlayamıyoruz. Anlaştık mı? Ve bu nedenle arkadaşlar mayoz 1'de sadece DNA eşlenmesi olurken mayoz 2'de DNA eşlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü DNA eşlemesinin yapıldığı yer neresi? İnterfaz evresi. Mitozun evrelerini tekrar kodlayacak olursak ne diye kodladık? İpmat olarak kodladık. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz olarak kodlamış olduk. Peki burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mitozda kalan çeşitlilik oluyor muydu? Olmuyordu değil mi? Atacağını ile aynı özelliklere sahip bireyler oluşmuş oluyordu. Kromozom sayısı değişiyor muydu? Değişmiyordu. Sadece ne oluyordu arkadaşlar? Anafaz evresinde kısa süreliğine iki katına çıkmış gibi varsayıyorduk. Çünkü telofaz evresinde hücre sitokinez gerçekleştirecek ya bir şurada bir de şurada oluyor ve bu hücre ne oldu? İkiye ayrılmış oldu. O zaman bu, bu hücrenin başlangıcındaki ile aynı kromozom sayısına sahip olabilmesi için ana fazla sanki kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla ne yapmış sayıyoruz biz? Kromozom sayısının iki katına çıkmış gibi varsayıyoruz. Yine bunu ne yaptık arkadaşlar? Zihin haritası hücre bölünmeleri kısmına da bundan bahsettim. Eğer takıldığınız bir nokta varsa oraya bakabilirsiniz. Biyoloji şifrelerdeki ne yaptık? Mitozun evrelerini ipmat olarak kodladık. Gelelim diğer kodlamamıza. Bu da arkadaşlar ATP'nin harcandığı olaylar. Şimdi daha önceki şifrelerde ne yapmıştık? ATP'nin harcanmadığı olaylardan bahsetmiştik. Neydi bunlar? Hidroliz tepkimeleri ve pasif taşıma tepkimelerinde ne olmuyordu arkadaşlar? ATP harcanmıyordu. ATP'nin harcandığı olaylara bakacak olursak bunu da kabes olarak kodluyoruz arkadaşlar. Ee, ne yaptık? Kas kasılması, aktif taşıma, biosentez tepkimeleri, endositoz ve egzositoz ve buna ek olarak sinirsel iletim tepki ne yapılıyor arkadaşlar? ATP harcanıyor. Bir hücrede ATP enerjisi üretilir ve tüketilir. ATP transfer edilemez ve depolanamaz bir şeydi değil mi arkadaşlar? O zaman kas kasılması, aktif taşıma, biosentez tepkimeleri, endositoz ve egzositoz, sinirsel iletim gibi tepkimelerinde hücrenin kendi ürettiği ATP enerjisinden kullanılır. Bu oksijenli ve oksijensiz solunumdan üretiliyor olabilir arkadaşlar. Yani siz oturduğunuz yerden kalkarken ne yapabiliyorsunuz? Varsınız. Kas kasılması yaptığınızdan dolayı ne yapmış olursunuz? Kaslarınız harekete geçtiğinden dolayı ATP harcarsınız. Aktif taşıma dediğimiz olaylarda yine ne yapıyoruz? ATP harcıyoruz. ATP bu arada aktif taşıma dediğim olayla endositoz egzositoz benzer şeyler. Ancak aktif taşımadan hücre zarından geçemeyecek küçüklükteki maddeler taşınırken endositoz ve egzositozda arkadaşlar hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddeler taşınır. Yani iki olayda da ATP har harcanması ortak özelliğimiz. Biyosentez tepkimeleri dediğimiz olaylar ne? Sentez yapım tepkimeleriydi. O zaman yapım tepkimelerinde ben ne yapıyorum? ATP harcıyorum. Aynı zamanda arkadaşlar sinirsel bir iletim yaparken de yine ATP enerjisini harcıyorum. O zaman kodlamamızda arkadaşlar ATP'nin harcandığı olayları ne olarak kodladık? Kabes olarak kodlamış olduk. Gelelim diğer kodlamamıza. Şimdi kapalı dolaşım görülen omurgasızlara gelelim arkadaşlar. Şimdi omurgalı hayvanları sıraladığımızda ne demiştik? Bunu ne şekilde kodlamıştık? Benim kuzum senin kuzunu meletir demiştik. Yani omurgalı hayvanlar neydi? Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerdi. Bunlar omurgalılar. Peki omurgalılar mı gelişmiş, omurgasızlar mı? Tabii ki de omurgalılar gelişmiş arkadaşlar. Şimdi omurgasızlara baktığımızda da bunlar ne? Süngerler, solucanlar, şöyle diyelim süngerler, sölenserler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler olmak üzere arkadaşlar omurgasız hayvanlar da altıya ayrılıyor. Şimdi baktığımız zaman kapalı dolaşım görülen omurgasızları tam olarak kodluyoruz arkadaşlar. Bütün omurgasızlarda açık dolaşım görülürken sadece tam olarak kodladığım bu canlılarda kapalı dolaşım görüldüğünü unutmamanız gerekiyor. Bunlar neler? Toprak solucanı, ahtapot ve mürekkep balığı gibi canlılarda ne oluyor? Kapalı dolaşım görülürken bunun dışında kalan bütün omurgasızlarda açık dolaşım görülüyor. Bunu da unutmuyoruz. Kapalı dolaşım görülen omurgasızları ne diye kodladık? Tam diye kodladık. O zaman gelelim diğer şifremize şimdi. Diğer şifremizi de genetik kavramları büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz arkadaşlar. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit olarak kromozomlar, genetik kavramlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış oluyor. Baktığımızda arkadaşlar bunu ne diye kodluyoruz? Kedi geni diye kodluyoruz. En büyük olan yapımız kromozom. Onun altında ne var? DNA var. Daha sonra gen var. Genlerde nükleotitlerden oluşan yapılar. O zaman genetik kavramları büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda kedi geni olarak kodladık. Bunların en küçüğüne nükleotit derken en büyüğüne ne diyoruz arkadaşlar? Kromozom demiş oluyoruz. Gelelim buradaki şifremizin en sonuncusuna arkadaşlar. Tat tomurcuklarının dilde yoğun olarak bulunduğu yerlere bakalım şimdi. Dilimizde arkadaşlar bütün tat tomurcukları dilimizin her yerinde vardır. Ancak yoğun olarak bulundukları yerler farklılık gösterir arkadaşlar. Kitaplarımızda da bununla ilgili bilgiler yer aldığı için ben bu şekilde size göstermek istedim. Ancak bunun dışında bazı kaynaklarda yeni yeni arkadaşlar böyle bir Olayın söz konusu olmadığından bahsediyor. Ancak siz bilin, aklınızın bir kenarında not olsun arkadaşlar ki belki karşınıza çıkacak olursa yaparsınız. Şimdi bunu şu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Dilimizin her yerinde bu acı, ekşi, tuzlu ve tatlı e, tat tomurcuklarının bulunduğunu söyledik. Ancak yoğunluklarına göre dilimizin en ucunda tatlılar var arkadaşlar. Onun biraz arkasında tuzlular, sonra ekşiler, sonra da acılar var arkadaşlar. Acı tat tomurcukları var. Bunu da tatlı ti gibi kodluyoruz arkadaşlar. Ti dediğimiz şey çay ya. Hani tatlı çay gibi düşünebilirsiniz. Tatlılar en uçta, onun hemen arkasında tuzlu, hemen arkasında ekşi ve hemen arkasında acı bulunuyor arkadaşlar. Biz ne yapmış olduk? Tat tomurcuklarının dilde yoğun olarak bulunduğu yerleri tatlı T diye kodlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde de biyoloji şifrelerimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bundan önce yayınladığım ilk 3 şifreyi de mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca sadece sistemlerden oluşan biyoloji şifreler 5'i de görmek istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.